Fosilleri yeni şey. Bu şu Almanca. Burada İtalyanca İslam sevgi ister. Amore, vay be. Çok güzel. Maşallah. Çok güzel. Efendim. Bu Almanca değil mi? Evet. Das Leben und Şahane. Oyden 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 zi. Oyden zi. Oyden 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 zi. Oyden 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 zi. Vay. Almanca başta bilsen. İtalyanca. Kardeşim bunlar yüz binler hesabıyla İtalya'da dağıldı ve dağılmaya devam ediyor. Darwinizme kayaları öptürüyoruz. Balıkları öptürüyoruz, tavşanları öptürüyoruz. Böylece hakikati anlamış öyle oluyorlar. Bu taşa tutma çok eski bir putperest ayetliydi. Yani Kur'an'da bu çok geçer. Eski kabartmalarda çok geçer. Mesela Hud suresi 91'de Ey Şuayb dediler, senin söylediklerin çoğunu biz kavrayıp anlayamıyoruz. Tam münafık üslubu. Doğrusu biz seni içimizde zayıf biri görüyoruz. Münafıkların hep taktiği budur. Ya diyor bu adam tek başına zayıf. Bir yüklensek darmadağın olacak diyorlar. Yani bu nasıl oluyor ya diyorlar. Yani etrafına insanlar toplanıyor falan. Ahmak onun etrafına Allah'ın topladığının farkında değil. Onlar hep uyanıklık ve sahtekarlığa göre dünyayı geliştirdikleri için kendi kafalarında o toplanmanın kaderde Allah tarafından olduğunun farkında değil o. O bir taktikle yapıldığı zannediyor. Allah'ın topladığına inanmıyor. Eğer yakın çevren olmasaydı, yani arkadaş grubun olmasaydı, gerçekten seni taşa tutar öldürürdük. Sen bize karşı güçlü ve üstün değilsin, görüyor musun? Tam münafık üslubu budur işte. Münafık felsefesinin özetidir bu. Kehf suresi 20. Çünkü onlar üzerinize çıkıp gelirlerse sizi taşa tutarak veya tutarlar, bak taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Bu durumda ebedi olarak kurtuluş bulamazsınız. Hep taşa tutma. Kur'an'da çok geçer. Evet dinliyorum.